Merhaba, ben Aybala Hildegün. İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda da Otokon Kulübü üyesiyim. Bugün sizlerle beraber kullanıcıdan aldığı TC kimlik numarası değerinin geçerli olup olmadığını kontrol eden bir programı Python'da yazmaya çalışacağız. Programı yazmaya başlamadan önce TC kimlik numarası nedir? Önce ona bakalım. 11 haneden oluşan kimlik numaralarının son iki hanesi ilk 9 rakamın doğrulayıcısı konumundadır. Yani asıl numaramız ilk 9 rakammış. TC kimlik numaralarının ilk hanesi 0 ile başlayamaz. Ve üçüncü maddemiz, ilk 9 basamak arasında kurulan bir algoritma bize 10. basamağı, ilk 10 basamak arasında kurulan bir algoritma ise bize 11. basamağı verir. Bu algoritmalar nelerdir? İlk algoritmamız TC kimlik numaralarımızın 1, 3, 5, 7 ve 9. hanelerinin toplamının 7 katından 2, 4, 6 ve 8. hanelerinin toplamı çıkartıldığında elde edilen sonucun 10'u bölümünden kalan yani modonu bize 10. haneyi verir. İkinci haneden 10. haneye kadar olan sayıların toplamının 10'u bölümünden kalan yani ilk 10 basamağın toplamının modonu bize 11. haneyi verir. Şimdi de programımızın nasıl çalışmasını istiyoruz, ona bakalım. Program çalıştığında ekrana TC kimlik numaranızı giriniz yazacak ve kullanıcıdan bir değer girmesini bekleyecek. Girilen değer kurallara uyuyorsa ekrana geçerli TC numarası yazacak ve program sonlanacak. Girilen değer hatalıysa ekrana ne hatası olduğuna dair bir mesaj yazıp tekrar kullanıcıdan bir değer girmesini isteyecek. Kullanıcı doğru değer girene kadar program döngü içinde çalışmaya devam edecek. Son olarak da üçüncü maddede bahsedilen hatalar ve onlara karşılık vermemiz gereken hata mesajlarını belirleyelim. İlk hatamız kullanıcının harf ve noktalama ifadeleri kullanması. İkinci hatamız negatif bir sayı değeri girilmesi, girilen ifadede boşluk olması, girilen sayısal değerin sıfır ile başlaması, girilen sayısal değerin 11 basamaklı olmaması. Şimdi kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak kodumuzun kullanıcıdan doğru değer girene kadar döngü içinde çalışmaya devam etmesi için döngümüzü yazarak başlıyorum. Şimdi de kullanıcının TC kimlik numarasını isteyelim ve bu aldığımız TC kimlik numarasını bir değişkene atayalım. Bu değişkenimizin ismi ID olabilir. Input fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan TC kimlik numarasını istiyoruz. Şimdi kodumuzu yazmaya devam etmeden önce daha önce bahsettiğim hataları ortadan kaldırmak istiyorum. Aslında buraya dikkatlice baktığımızda hataların iki ana sebepten kaynaklandığını görebiliriz. Birinci sebep harf ve noktalama işaretlerinin ifadelerinin kullanılması. İkinci sebep ise girilen sayının hatalı veya eksik olması. Şimdi ilk sebebi en baştan ortadan kaldırmak ve daha sonra sadece sayısal hatalara yoğunlaşmak için try except kod bloklarını kullanalım. Kod bloğu içerisinde sadece sayısal hatalarla ilgileneceğimiz için boşta kalan tek hata kullanıcının harf ve noktalama ifadeleri kullanması hatası. O yüzden bu hatayı except kod bloğunun içine yazabiliriz. Fonksiyonuyla ekrana bu hatayı yazdırıyorum. Şimdi geriye kalan sayısal hataları tek tek önlemeye çalışalım. İlk sayısal hatamız negatif bir sayı değerinin girilmesi. Bu hatayı önlemek için ilk başta sayımızın sıfırdan küçük olup olmamasını sorgulamamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken kısım input fonksiyonu kullanıcıdan aldığı veriyi string ifade şeklinde tutar. Ve biz sayımızın sıfırdan küçük olup olmadığını sorgulamak için İlk başta ID değişkenimizi integer değere çeviriyoruz. Eğer integer ID değerimiz sıfırdan küçük ise diyoruz ve
olması gereken hata mesajımızı da buraya yazıyoruz. Şimdi ikinci sayısal hatamıza bakalım. İkinci sayısal hatamız bilinen ifadede boşluk olması. Bunun için ilk başta kullanıcıdan aldığımız ifadede boşluk olup olmadığını söyleyecek bir değişken atamalıyız. Bu değişkenimizin ismi space olabilir. Bunun için find fonksiyonundan yararlanıyoruz. Find fonksiyonu içine girilen ifadenin önündeki değişkende olup olmadığına bakar, varsa başlangıç indeksini bize verir, yoksa eksi bir döndürür. Yani bu durumda space değişkeninin eksi bir olmadığı her koşulda kullanıcının girdiği değerde boşluk var demektir. Bu hatayı da ortadan kaldırmak için eğer space değişkeni eksi bire eşit değilse, yani bir boşluk karakteri varsa ID değişkenimizin içinde, buradaki hata mesajımızı da yazdırıyoruz. Evet, şimdi sıradaki hatamıza geldik. Sıradaki hatamız girilen sayısal değerin 0 ile başlaması. Yani string haline tutulan ID değişkenimizin 0. indeksindeki ifadenin 0 olması. Bunun için de ID değişkeni 0. indeksi eşit 0'dır diyoruz. Çünkü ID değişkenimiz string halinde tutulduğu için biz de buradaki 0'ı string haline çeviriyoruz. Ve print diyerek ID cannot start with 0 hatamızı da buraya yazıyoruz. Ve son hatamızda son hatamıza bakalım. Girilen sayısal değerin 11 basamaklı olmaması. Bunun için de tekrar bir elif satırı yazıyoruz. Len metodunu kullanıyoruz. ID değişkenimizin uzunluğu 11'e eşit değilse, yani 11'den büyük veya küçükse diyoruz. Buradaki hata mesajımız da TC değişkenimizin 11 haneden oluşması gerektiği mesajı. Şimdi tüm hatalarımızı ortadan kaldırdığımıza göre girilen TC kimlik numarasının geçerliliğini kontrol etmeye başlayabiliriz. İlk olarak yukarıdaki hataların hiçbirine sahip olmadığını kontrol etmek için yeni bir if bloğu tanımlıyoruz. Bizim olmasını istediğimiz TC değişkeninin integer değeri, yani o TC değişkenimiz 0'dan büyük olmalı. Burayı 0'dan büyük hale getiriyoruz. Ve devam ediyoruz. Space değişkenimiz eksi 1'e eşit olmalı. Yani hiçbir boşluk içermemeli. Devam ediyorum. ID'mizin 0. indeksindeki ifade 0 olmamalı. Bunu da 0 olmamalı şeklinde değiştiriyorum. Ve ID değişkenimizin uzunluğu 11 haneli olmalı. 11 olmalı. Bunu da buraya ekliyorum. İçeriye giriyorum. Aslında bu kod satırını sallayan tüm 11 basamaklı sayılar bizim olası TC kimlik numaralarımız olarak düşünebiliriz. Ben burada girilen TC kimlik numarasının rakamlarını tek tek bir liste elemanı yapmak istiyorum. Bunun sebebi de bu algoritmada gördüğümüz 1, 3, 5 böyle haneleri tek tek toplamak yerine slicing işlemiyle kod satırımızı kısaltmak. Bunun için numbers isimli bir liste tanımlıyorum ve listemi oluşturuyorum.
Burada yaptığım işlem ID ifadesindeki indeksleri tek tek dolar ve bunların integer değerlerini bir listeye atama işlemi. Şimdi devam edebilirim. Artık TC kimlik numaramızın geçerliliğini kontrol etmeye başlayabiliriz. Bunun için algoritmamıza dönelim. İlk yazmamız gereken yer 1, 3, 5, 7 ve 9. hanelerin toplamının 7 katı. Önce buraya yazıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, listelerde indeksler 0. indeksten başladığı için 1. basamak 0. indekse, 3. basamak 2. indekse denk gelecektir. O yüzden slicing işlemine başlıyorum. 0. indeksten bakıyorum. 9. haneye kadar, yani aslında 8. indekse kadar. Ama slicing işleminde sona yazılan indeks numarası slicing işlemine katılmadığı için 1 arttırıyoruz ve 9 yazıyorum ve x'er x'er art diyorum. Yani indeksleri 0'dan başlayarak x'er x'er art, arttırarak yaz. Ve bunları sum fonksiyonuna topluyorum. Yani bu indeksleri gez, bunları tek tek topla ve bunların 7 katını al. Şimdi ikinci ifademize bakalım. Bu toplamın 7 katından 2, 4, 6 ve 8. hanelerin toplamını çıkar. Çıkarma işlemi tekrar sum fonksiyonuna giriyorum. Numbers listemden ikinci basamak, yani birinci indeksten başlıyorum. Birinci indeksten 8. hane, 7. indekse kadar bir arttırıyorum. 8. indekse kadar 2'şer 2'şer arttı ve bunları topla. Eğer bu toplam, bu işlemin sonucu, bu toplam işlemin sonucu, parantez içine alıyorum, işlemin sonucunun mod 10'u bizim 10. basamağımıza eşitse, yani numbers listemizin 9. indeksine eşitse ve devam ediyoruz. Şimdi ikinci algoritmamıza geçelim. Birinci haneden 10. haneye kadar olan sayıların toplamının 10'a bölümünden kalan, yani ilk 10 basamağın toplamı, yani 0. indeksten 9. indekse kadar olan indekslerin toplamı. Yazıyoruz. Sum fonksiyonu. Numbers listemden 0. indeksten 9. indeks, bir arttırıyor, 10. indekse kadar olan sayıların toplamının mod 10'u eğer bizim 11. hanemize eşitse, yani numbers listemizin 10. indeksindeki ifadeye eşitse, bu 11 basamaklı sayı TC kimlik numarası oluşturan doğru bir sayıdır. O yüzden hepsini parantez içine alıp bunu da if bloğu yapıyorum. Yani burada eğer diyorum ki içerisine girdiğim koşulları sağlayan 11 basamaklı sayılar bizim geçerli TC kimlik numaralarımız. O yüzden artık yazabiliriz. Peki eğer bu koşulları oluşturmuyorsa, bu koşulları sağlamıyorsa print ve ekrana geçersiz TC kimlik numarası mesajını yazdırıyoruz. Ve bu if else satırlarını buradaki if bloğunun içine dahil etmeliyiz. Çünkü sadece bu koşulları sağlayan değerlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Evet, bunları da bu if bloğunun içine alalım. Şöyle kodumuza baktığımızda bir hata gözükmüyor. Şimdi de yapacağımız son ekleme
Yanlış değer girildiğinde döngünün baştan başlamasını, doğru değer girildiğinde ise döngüden çıkılmasını sağlayacak birek ve komşu yükümlülükleri. Hatalardan sonra döngüden çıkılmaması için hata mesajlarının sonuna continue ekliyorum. Evet, burada bir hata mesajımız var. Yaşam hata mesajımızın altına da ekledik. Ve geçerli TC kimlik numarası mesajından sonra da programın kapanması için onun sonuna da break komutu ekliyorum. Şimdi kodumuzu deneyebiliriz. İlk başta mesela string ifade girelim. Veya girdiğimiz sayının sonuna boşluk ifadesi koyalım. Eksik veya fazla bir sayı girelim. Yine doğru hata mesajını aldık. Son olarak da doğru bir TC kimlik numarası girelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi burada da geçer TC kimlik numarası deyip kodu bitirdi. Evet, bugün yazacağımız program bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.